Sosyal medya bir araçtır, amaç değildir. Sen bir yere gidiyorsan, bir hizmetle uğraşıyorsan, vatandaşın bir derdine derman oluyorsan bunu sosyal medyanda göster, anlat. Hatta daha fazla kişiye ulaşması için uğraş koy ortaya. Ama niyetin bunlar değil de, sırf sosyal medyaya malzeme çıkarmak için bir şeylerin peşinden koşturuyorsan kusura bakma. Boşa çabalıyorsun demektir. Televizyon, radyo, gazete, dergi gibi hiçbir geleneksel medyaya ihtiyaç duymadan şu anda da olduğu gibi sizinle böyle doğrudan iletişim kurmamızı sağlayan sosyal medya, yani Twitter, YouTube, Facebook, Instagram gibi mecralar hayatımızı çok değiştirdi. Hatta böyle kökten değiştirdi ve iletişim adına da yeni bir dünya çıkardı ortaya. Eskiden bir derdi olan, bir sıkıntısı olan ya da yaptığı, öğrendiği iyi bir şeyi duyurmak isteyen kişiler bu geleneksel medya araçlarına ihtiyaç duyardı. Gazetelere, televizyonlara falan. Büyük medya kuruluşlarından birinin kendilerine mikrofon uzatması gerekirdi. Bir gazeteciyle, bir muhabirle kontak kurması gerekiyordu insanların. Ama artık bunların hiçbir tanesine gerek kalmadı. Sosyal medya dediğimiz online dijital platformlar sayesinde herkesin kendisine ait bir televizyonu, işte radyosu, gazetesi, dergisi oldu. Eğer söylediğin, anlattığın, duyuracağın şey kayda değer bir şeyse kısa sürede işte binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Ne kadar büyük bir nimet değil mi? Bu nimetten en fazla faydayı sağlayanlar da işte siyasi partiler, siyasetçiler oldu. Özellikle de milletvekilleri. Hatırlayın, eskiden 500-600 tane milletvekilinin en fazla 50 tanesini, 100 tanesini tanırdık. Çünkü bu 50 tane, 100 tane milletvekili de meclisteki, partisindeki görevleri sebebiyle böyle sık sık televizyonlara çıkıp gazetelere haber olurlardı. Geriye kalan diğerlerini de yasama faaliyetleri sırasında eğer çıkıp da meclis kürsüsünden böyle çarpıcı bir açıklama yaparlarsa onları da bir iki kere ya görürdük ya görmezdik. O yüzden eskiden televizyona çıkabilmek, gazeteye röportaj verebilmek falan çok değerli şeylerdi. Milletvekilleri de gazetecilerle arasını iyi tutup kendilerini böyle ön plana çıkarmaya çalışırdı. Çünkü eskiden şan, şöhret, ün, tanınırlık demek televizyonla gazeteyle eşdeğerdi. Bir de şimdiye bakın. Hiç kimsenin ne televizyonlara, ne gazetelere, ne gazetecilere... Hiçbirine ihtiyacı kalmadı. Her milletvekili açıyor bir Twitter hesabı ya da bir YouTube kanalı. Ne söylemek istiyorsa, ne duyurmak istiyorsa anlatıyor oradan. Eğer vatandaşa dokunan bir iş yapıyorsa da kısa sürede kendini ön plana çıkarabiliyor. Ülkenin gündemine oturuyor. Yani artık vatandaşla doğrudan iletişim kurabilmek, onların dertlerini öğrenmek ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirebilmek ve bunları vatandaşa böyle tekrar tekrar duyurabilmek artık çok kolay. Siyaset zaten özü itibariyle bir iletişim sanatı değil midir? Karşılıklı etkileşim halinde olduğun vatandaşla doğru bir iletişim kurabilmek değil midir siyaset? O zaman sosyal medyada millete dokunan bir siyaset yapabilmek için bulunmaz bir nimet demektir. Peki siyasetçilerimiz, milletvekillerimiz bu nimetin hakkını verebiliyorlar mı? Maalesef. Nerede? Benim gördüğüm kadarıyla bir kısım milletvekili sadece ve sadece yalanla, iftirayla, hakaretle milletin aklını bulandırıp bir siyasi kazanım elde edebilmenin derdindeyken diğer milletvekilleri de sosyal medyayı böyle bir illüzyon yaratmak için kullanıyorlar. Bu arada bir parantez açıp şunu da söyleyeyim. İşinin hakkını veren, özünü, sözünü milletin vekilliğine adamış milletvekillerini tenzih ederek söylüyorum bunları. Bu milletin derdiyle dertlenmeyen, bu milletin değerleriyle hareket etmeyen, ipi kimin elinde olduğu belli olmayan ve milletvekili rozeti haricinde bu millette başka bir karşılığı olmayan tiplere sözüm yok. Onun için bu notu düşüyorum. Ben daha çok böyle bir idealle yola çıkan, halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla belli makamlara gelen milletvekillerini ele alacağım. Bu özelliklere ve bu zihniyetteki bazı milletvekili arkadaşlarımız böyle çalışıyormuş gibi, hani sık sık sahada dolaşıyormuş gibi, vatandaşın derdiyle böyle dertleniyormuş gibi göstermek için kullanıyorlar bu mecraları. Mesela gidiyor bu milletvekilleri bir tarlada çalışan işçilerle beraber fotoğraf çektiriyorlar. Üstüne de birkaç tane böyle süslü cümle yazıp atıyorlar sosyal medyaya. Fotoğraflara bir bakıyorsun, ya arkadaş bir gram samimiyet yok. O kadar belli ki bu hareketin böyle göstermelik için yapıldığı. Amaç oradaki çiftçinin, işçinin sorununu dinleyip çözmeye çalışmak falan değil. Orada bir fotoğraf verip partisindeki üstlerine bak ben sahadayım, çalışıyorum mesajı vermek. Yani mış gibi yapıyor. Dinliyormuş gibi, ilgileniyormuş gibi, umursuyormuş gibi.
Bir başkası kalkıp gidiyor mahalle kahvesine, girip orada 3-5 tane vatandaşla 5-10 dakika muhabbet edip fotoğraf çektirip çıkıyor. Ne oldu? Vatandaşla konuştuk. Fotoğraf da verdik. Bir diğerine bakıyorsun, sokakta gördüğü çocukla böyle birkaç dakika ilgileniyormuş gibi gözüküp fotoğraf veriyor. Bir diğeri, o da işte yaşlı teyzelere, amcalara böyle kısa bir selam verip sosyal medya için gereken malzemeyi aldıktan sonra hop yoluna bakıyor. Hep bir göstermelik, hep bir yapmacıklık, hep bir sahtelik. Zannediyorlar ki anlaşılmıyor, fark edilmiyor. Halbuki yanılıyorlar. Samimi yapılmayan bir iş ha gerçek hayatta olmuş ha sosyal medyada. O kadar net anlaşılıyor. Onun için biz sık sık 20 yıldır oy verdiğimiz, desteklediğimiz parti yöneticilerine, milletvekillerine, bakanlara sosyal medyanın hakkıyla kullanılması gerektiğini, vatandaşlarla sosyal medya üzerinden de temas kurulması gerektiğini, sosyal medyayı yok saymanın siyaseten kaybettireceğini söylerken böyle bir sosyal medya kullanımını kastetmemiştik. Sosyal medya bir araçtır, amaç değildir. Sen bir yere gidiyorsan, bir hizmetle uğraşıyorsan, vatandaşın bir derdine derman oluyorsan bunu sosyal medyanda göster, anlat. Hatta daha fazla kişiye ulaşması için uğraş koy ortaya. Ama niyetin bunlar değil de sırf sosyal medyaya malzeme çıkarmak için bir şeylerin peşinden koşturuyorsan kusura bakma, boşa çabalıyorsun demektir. Çünkü bu samimiyetsizlik, bu yapmacıklık, bu dostlar alışverişte görsün hali hem sosyal medyada belli oluyor hem de sahada. Senin o gittiğin, görüştüğün, fotoğraf çektirdiğin vatandaş tek bir hareketinden senin niyetinin ne olduğunu anlıyor zaten. Sonra ne oluyor? Hem sahadaki vatandaşı kaybediyorsun hem de sosyal medya üzerinden seni takip eden insanları kaybediyorsun. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Halbuki biraz aklını kullansan manzarayı çakacaksın. Ya arkadaş, senin önünde Recep Tayyip Erdoğan gibi vatandaşın bam teline dokunabilen siyaset abidesi bir lider var. Hem de kaç yıldır? Hiç mi Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle nasıl kucaklaştığını görmüyorsun? Hiç mi Recep Tayyip Erdoğan'ın o samimi yaklaşımlarına şahitlik etmiyorsun? Hiç mi Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşın taleplerini dinlerken nasıl kulak kesildiğini izlemiyorsun? Hiç mi Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumla, mağdurla, garip gurebayla nasıl aynı dili konuşabildiğine dikkat etmiyorsun? Hiç mi Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük bir çocuğun böyle başını okşarken ki o şefkatine, o merhametine özenmiyorsun? Hiç mi Recep Tayyip Erdoğan'ın o büyüklerimizle, çınarlarımızla, yaşlılarımızla kurduğu o samimi ilişkiden nasiplenemiyorsun? Ha? Hiç mi Recep Tayyip Erdoğan'ın gece gündüz demeden, yorgunluk nedir bilmeden bu ülke için, bu millet için nasıl koşturduğunu görmüyorsun ve buradan da kendine bir pay çıkarmıyorsun? Yani hakikaten merak ediyorum. Bu milletvekillerinin milleti merkeze alan bir siyaset tarzını öğrenmek için 40 yıldır önünde canlı kanlı duran bir örnek var. Bir Tayyip Erdoğan var. Bunu hiç görmüyor mu ya? Hakikaten AK Parti'deki bazı milletvekillerini anlamakta zorluk çekiyoruz. Ya arkadaş, sizin milleti merkeze alan bir siyaset tarzını öğrenmeniz için 40 yıldır önünüzde canlı kanlı bir örnek var. Bakmıyor musunuz ona ya? Sizin Türk siyasi tarihine damga vurmuş, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığında geçirdiği sürelerle kırılmamış bir tane rekor bırakmayan bir ustanız var. Sizin ülkeye kazandırdığı dev eserlerle Türkiye Cumhuriyeti tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir lideriniz var. Bunu görmüyor musunuz? Birileri alıyor yanına 3-5 tane sosyal medya uzmanı, ki bu uzman sıfatını da tam anlamıyorum. İyi fotoğraf çeken, iyi video kırpan, böyle devamlı paylaşım yapan, 3-5 bin takipçili 1-2 tane sayfayı yöneten kişi kendine sosyal medya uzmanı diyor. Yani ne diyeceğiz ki? Ama etkili bir sosyal medya çalışması bu işi iyi bilen böyle birkaç kişiyi yanına alarak yapılmaz. Yaşayacaksın. Kibirlerinden arınarak sahaya ineceksin. Dert dinleyeceksin. Çare üretmek için gayret göstereceksin. Çocuklara, gençlere tebessüm edeceksin. Onları muhatap alacaksın. Büyükleri ziyaret edeceksin. Onların duasını alacaksın. Seni seçen insanların hem acılı gününde hem de mutlu günlerinde onların yanında olacaksın. Ve en önemlisi, insanları samimiyetle kucaklayacaksın. Bunları yapacaksın. Bunları yaparken de yanındaki arkadaşlar bunları
çekip böyle üzerine de birkaç güzel cümle yazıp sosyal medya mecralarından bunları paylaşacaksın. Yani sosyal medyaya malzeme vermek için değil, milletin takdirini kazanmak için hareket edeceksin. Peki başka ne yapacaksın? Başka hiçbir öğretmene, başka hiçbir yönlendirmeye ihtiyacınız yok. 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin direksiyonunda oturarak bu ülkeyi bütün virajlardan başarıyla döndürmüş, kazalardan, belalardan, uçurumlardan kurtararak başarıyla hedefe doğru ilerlemesini sağlamış liderinizin yolunu takip edin, yeter. Son olarak şunu söyleyeyim. Alman devlet adamı Bismarck diyor ya, siyaset bir sanattır diye. O sanatı hakkıyla yapacaksın. Siyasetin bir inceliği, ruha dokunan, duygulara hitap eden bir yönü var. Onu ön plana çıkaracaksın. Ve liderini iyi tanıyacaksın. Onu anlayacaksın. Sonra da onun izlerini takip edeceksin. Unutmayacaksın. Adam, adam olanın gölgesinde büyür. Ve güzelliğe çıkan yollar da adamla yürünür. O zaman Türkiye'de siyaset sanatının gelmiş geçmiş en büyük sanatçısı olan ve milletin adamı olan Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha selam olsun. Kalın sağlıcakla.